mutfaktayız. Pork gideylemiz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan özel tariflerimle karşınızdayım. Efendim, bugün zeytinyağlı biber dolması yapacağız ve bir de badem paremiz var. Çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Efendim, zeytinyağlı biber dolmasıyla başlayalım. Neler kullanıyoruz? Dolma harcımız için soğanımız var, pirincimiz var, kuş üzümü, dolmalık fıstık baharatlarımız var ve dolmalık biberimiz var. Hemen iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Şimdi öncelikle soğanlarımızı doğrayacağız. Pirincimizi kenara alıyoruz. Bu arada da tenceremizin altını açalım. Bir taraftan ısınsın. Birazdan orkide sızma zeytinyağımızı içerisine dolduracağız. Şimdi soğanımızı ikiye kestikten sonra boylamasına, sonra tekrar enlemesini ikiye keserek piyazlık olarak doğruyorum. Diğer soğanımı da aynı şekilde yapacağım şimdi. Ortadan ikiye kesiyoruz. Onu da bu şekilde kıyıyoruz güzelce. Şimdi diğer soğanımız da sıra. Efendim, şimdi orkide sızma zeytinyağımızı alalım. Yumuşak lezzet. Tenceremizin içerisine dolduruyoruz. Zeytinyağlı dolma harcını yaparken önemli noktalardan bir tanesi de dolmalık fıstık. Çok güzel bir lezzet veriyor. Kokusu da güzel. Şimdi onu tenceremizin içerisine koyuyoruz. Biraz rengi dönünceye kadar kavuracağım. Efendim, dolmalık fıstıklarımız güzelce rengini aldı. Şimdi soğanımızı ekliyoruz. Onu da güzelce kavuruyoruz bu şekilde. Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Şimdi efendim, sırada pirincimiz var. Pirincimizi ekliyoruz. Onu da güzelce karıştıralım. Bunun içerisine kuş üzümünü ekliyoruz. Tarçın, dolma harcının olmazsa olmazlarındandır. Karabiberimizi ekleyelim. Çok az şeker ekliyorum ve tuzumuzu ekliyoruz. Hepsini güzelce karıştıralım şimdi. Zeytinyağlı dolmayı yaparken birinci aşamamız iç harcı hazırlamak. Şimdi efendim, suyumuzu da verelim. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, dolma harcımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Kapağımızı da kapatalım. Güzelce suyunu çekinceye kadar ocakta tutuyoruz bu şekilde. Arkasından dolmamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi sırada efendim badem paremiz var. Efendim, ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine şekerimizi koyalım. Ocağımızın altını da açıyoruz ve suyumuzu da ekliyoruz. Badem parenin şerbetini yaparken birebir oran kullanıyoruz. Yani bir su bardağı suya bir su bardağı şeker şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu koyduktan sonra efendim, eğer aynı gün içerisinde badem pareyi tüketmeyeceksiniz, birkaç gün sürecekse bu, şerbetin şekerlenmemesi için 1-2 damla limon suyu koyabilirsiniz. Şimdi ben de 1-2 damla koyuyorum. Bu limon suyu şerbetin şekerlenmesini engelleyecektir. Şimdi efendim, yoğurma işlemine geçelim. Efendim, öncelikle orkide mutfağım yağımı kabımın içerisine koyuyorum. Yağımızı karıştırma kabımızın içerisine koyduktan sonra şimdi yumurtalarımızı koyuyoruz. Vanilya, kabartma tozu, karbonat ve pudra şekerimizi de içerisine alıyoruz. Şimdi bu malzemelerin hepsini koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz ve harcımızın bazını oluşturuyoruz. Yağı da elimizle bu şekilde sıkalım güzelce. Evet efendim, şimdi sırada toz bademimiz var. Toz bademimizi koyuyoruz ve irmiğimizi koyuyoruz.
Hepsini güzelce karıştırmaya devam edelim. Şimdi unumuzu ekleyelim. Unu kıvamını dengeleyinceye kadar ekliyoruz içerisine. Yani kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edeceğiz. Evet efendim, şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi şöyle avucumuzun içerisinde güzelce yuvarlayalım. Bir tane göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde hazırlayarak hamurlarımızı pişirme kabımızın içerisine diziyoruz. Güzelce yuvarlıyorum, sonra hafif bastırıyorum. Yani parmak şeklinde dizebilirsiniz. Bütün hamurlarımı hepsini bu şekilde güzelce yuvarlıyorum. Bu arada şerbetimiz de kaynadı. Onu da altını kapatıyoruz. Şimdi efendim, badem parelerimizin üzerine bu şekilde birer tane badem saplıyoruz. Bununla birlikte pişireceğiz fırında. Çiğ badem olması çok daha makbul olacaktır. Evet, şimdi fırına götürüyoruz. 180 derecede 25 dakika pişirdikten sonra badem paremizi çıkartacağız ve şerbetimizi üzerine gezdireceğiz. Evet efendim, şimdi sırada dolmalarımızı doldurmak var. Önce bir tane biber dolmasını ayıtlamasını göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sap kısmına bastırarak sapı bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi dolma harcımıza da dereotu ekleyelim biraz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz bu şekilde. Bir de efendim dolmalık biberlerimizi kapatmak için domatesten kapak yapalım. Bunun için domatesimizi bu şekilde etli olan kısmını bıçağımızla bu şekilde alıyoruz. Ortadan ikiye keselim. Şimdi bir tane yapalım. Bakın bu şekilde kaşıkla içine doğru bastırarak dolmalık biberlerimizi dolduruyoruz. Tabii ki pirincin biraz daha şişme payı olduğu için çok sıkarak bastırmıyoruz, doldurmuyoruz. Biraz pay bırakıyoruz ki pirinç biraz daha şişeceği için içerisinde. Evet, bu şekilde bütün dolmalık biberlerimizi pirinçli harcımızla dolduruyoruz. Evet efendim, sıra geldi badem paremizin şerbetini vermeye. Üzerine bu şekilde şerbetimizi gezdiriyoruz. Bir süre bekleteceğiz ve bu şerbeti içerisine emecek tatlımız. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün sizin için güzel bir zeytinyağlı biber dolma hazırladık ve bir de lezzetli bir tatlı badem pare. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız.